Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman, tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır. Batman il merkezi verimli ovalara sahip Batman Çayı Havzası'nda kurulmuştur. İlin doğusunda petrol üretimi yapılan 1288 metre yüksekliğe sahip Raman Dağları yer alır. Bu dağların bir diğer özelliği de Türkiye'de petrolün ilk bulunduğu dağlar olmasıdır. Batman çekimlerimizde program ekiplerimizden Sinan Turan ve Oğuz Maden öncelikle Batman Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Serhat Temel'i yerinde ziyaret etti. Tabii biz 2009'da göreve geldiğimizde profesyonel anlamda ilk yapmamız gereken şeyin bir stratejik plan hazırlama ve bu plan çerçevesinde Batman'a bir şekil verme, kentsel bir yenileme altyapısından üst yapısına kadar kentsel bir yenileme yapılması ihtiyacının tespitinden hareketle aslında yaklaşık 4 yıldır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda vizyon proje denilebilecek ana arterlere müdahale, trafik ve yaya akışını düzenleme başta olmak üzere kentin muhtelif yerlerinde yeşil alan ihtiyacı, sosyal donatı alanı ihtiyacını da tespitiyle daha çok bu yönlü çalışmalarımız oldu. Aslında altyapıyla ilgili Batman'ın ciddi bir sıkıntısı yok. Yani bu yaklaşık 4 yıl içerisinde uygulanan ve bizden önceki yönetimlerin emeğiyle, çabasıyla uygulanan projelerle altyapıda ciddi bir sıkıntıyı ortadan kaldırdığımızı belirtebilirim. Üst yapıya ilişkin de daha çok estetik müdahaleler gerektiği yönünde tespitimiz vardı. İşte o günden bugüne aslında Batman'da 4 yıldan bu yana daha çok bulvar düzenlemeleri, yeşil alan oluşturma ve daha çok kentsel kaliteyi artırmaya dönük projelerimiz oldu, çalışmalarımız oldu ve bu şekilde bizim de öngördüğümüz şekilde Batman'ın çehresini değiştirebileceğimiz daha modern bir hava katacağımızın öngörüsüyle bu çalışmaları yaptık. %100 olmasa da %80 bir gerçekleşmeden bahsedebiliriz. Hem altyapı hem üst yapı çalışmalarıyla. Hem önümüzdeki bu yıl 2013 yılı içerisindeki kalan o %20'lik gerçekleşmeyi de bitirmiş olacağız. Ve işte 2009 yılında halka verdiğimiz Batman'a bu kente verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirmiş olmanın vicdanı rahatlığıyla seçim çalışmalarımızı yürüteceğiz. Serhat Temel Batman'ın durumunu değerlendirerek şöyle konuştu. Tarihi 1950-60'larda petrolün bulunmasıyla küçük bir köy olan Batman daha sonra 80'lere kadar bir işçi kenti statüsündedir. Ve o günden bugüne şehirleşme serüveni devam etmekte. Ben Batman'da yaşayan insanların, Batman'ın insanların çok dezavantajlı durumlardan bugüne gelerek aslında aynı zamanda şöyle bir avantaj oluşturduğunu, tek tek ya da aile düzeyinde girişimci ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu tespit çok önemli. Ben Batmanların hem Batman'da yaşayan hem şu anda işte Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaşayan ve iş adamı statüsünde birçok iş yapan Batman iş adamlarımızın olduğunu biliyorum. Bu Batman'ın bu anlamdaki ekonomik gelişmeye açık, yenilikçi, modern fırsat ve imkan verilirse yoktan var edecek bir yapıya sahip olduğunu biliyorum. Buradan hareketle Batman'ın şu ekonomik istidam boyutuyla değerlendirirsek eğer Batman'ın bir yatırıma müsait bir yer olduğunu, aslında kriminal anlamda Türkiye'deki suç oranına vurduğumuz zaman Batman'ın birçok yerden daha güvenli bir yer olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Ama maalesef bugün Türkiye'de yaşanan toplumsal sorunlardan dolayı işte demokratik bir hak olan bir yürüyüş, bir miting düzenleme hakkında ve ona benzeri bazı olaylar maalesef ana akım medyaya çok böyle orada kriminal bir durum varmış gibi, çok her gün orada olay var ve orası güvenli değil gibi bir algı yaratılıyor. Bunun sizin aracınızla özellikle önemsiyorum ve belirtiyorum ki Batman şehir merkezi itibariyle Türkiye'de en 60-70 ilden daha güvenli bir yerdir. Kesinlikle. Onun için istidama açık, potansiyeli olan bir kentten bahsediyorum. Zira son 3-4 yıldır buraya birçok yatırım yapıldı. Birçok tekstil firması yatırım yaptı ve hala yatırım bekleyen ikinci bölge
organize sanayinin de beklentisiyle yatırım bekleyen bir sürü iş adamımız var. Kentsel dönüşüm projeleri için çalışmalarının olduğunu belirten Serhat Temel şunları söyledi. Tabii kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Batman'ın da önümüzdeki yıllarda yüz yüze kalacağı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bu anlamda bizim de bazı çalışmalarımız var, bazı projelerimiz var. Biz en son özellikle bu Batman'ı kuzey-güney diye ayıran İlo Deresi olan tabiri caizse Eskişehir'deki Porsuk çayına benzer bir deremiz var. O dereyle ilgili bir çalışmamız var bir kentsel dönüşüm çerçevesinde. Hem Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le onunla birlikte TOKİ ile yaptığımız bazı görüşmeler var. O görüşmeler neticelenirse ve o kentsel dönüşümü uygulayabilirsek Batman'ın bu anlamdaki imar gelecek imarı açısından kentin hem vizyonunu değiştirebileceğiz hem kentin gelişme aksını istediğimiz yere yönlendirebileceğiz ve tabiri caizse kompakt bir şehir yaratabileceğiz. Bu anlamda biz de kentsel dönüşümü bu çerçevede önemsiyoruz ama kentsel dönüşümün bizdeki karşılığı da yerinde dönüşümdür. Göç değil. Yani maalesef bugün Türkiye'de bazı yerlerde yapılan kentsel dönüşüm daha çok köksüzleştirmeye dönüktür. Yerinden, yurdundan ya da başka bir yere git yaşa tercihiyle baş başa bırakılıyor insanlar. Biz buna karşıyız. Kendi içinde, kendi yerinde, kendi mahallesinde dönüşümü esas alan kentsel dönüşümü açıyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde Batman'da birçok projenin uygulanabileceğini belediyeyle, TOKİ ile ve ilgili devlet kurumlarıyla gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Batman Belediyesi'nin kurumsal yapısının güçlü olduğunu belirten Serhat Temel, yaklaşık 1500 personelle hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Belediye kurumsal yapısı her zamankinden daha güçlü. Çünkü biz 2009'da seçimle geldikten sonra, yeni yönetim oluşturduktan sonra yaklaşık 30 teknik eleman takviyesi yaptık. Evet, makine mühendisi, şehir plancısı, endüstri mühendisi, peyzaj mimarı başta olmak üzere belediyenin ihtiyacı olan bu bahsettiğim projeleri hayata geçirme noktasında bilim ve tekniği esas alacak bir çalışma sahip olma adına böyle bir kadro güçlendirmesi takviyesi yaptık. Bununla birlikte yaklaşık 350 kadrolu işçimiz, 200 memurumuz ve 800 civarında da hizmet alımı personelimizle yaklaşık 1500 personelimiz şu anda Batman'da bu kente hizmet ediyor. Her zamankinden daha güçlü bir kadro personel yapısıyla biz bu kente şekil vermeye çalışıyoruz. Batman Belediyesi olarak bir turizm rehberi kitabı hazırladıklarını belirten Serhat Temel, bölgenin tarihi dokularından olan Hasankeyf'e değindi. Şimdi turizme ilişkin de biz son dönem Batman Belediyesi olarak bir turizm rehberi kitapçı çalışmamız oldu. En azından Batman'a gelip Batman'ı görmek isteyen turistlere verebileceğimiz bir el kitabı mahiyetinde. Hasankeyf sadece Batman değil, Türkiye'nin ve dünyanın bir değeri. 10.000 yıllık tarihten bahsediyoruz. Ve bu olgu, Hasankeyf gerçekliği söz gelimi bir Danimarka'da olsaydı, sadece Danimarka ülke olarak o Hasankeyf'ten gelen turizmle kendini finanse edebilecek bir durumda olacaktı. Evet. Ama maalesef biz bu gerçekliğimizi çok iyi kullanabildik mi diyemem. Yani bu konuda bence eksik kaldık. Batman kent olarak Hasankeyf'e bu anlamda çok sahip çıkamadı. Bu yönüyle çok fazla sahip çıkamadı. Maalesef hala işte turizm niyetiyle Hasankeyf'i görmeye gelenler Midyat ya da Mardin tarafında gidip orada otellerde kalma durumunda kalıyorlar. Mecburlar. Yani biz Hasankeyf'in çevresine oraya varmadan 10 kilometre mesafede çok güzel bir otel yapabilirdik. O ve benzeri altyapıyla ilgili, turizm altyapısıyla ilgili Batman'ın ciddi sıkıntıları var. Bahsetmiştim, tanıtımla da ilgili ciddi problemlerimiz var. Ve bu Hasankeyf'e de olduğu gibi yansıyor. Serhat Temel, belediyenin gençlere yönelik çalışmalarından bahsetti. Biz daha çok gençlere dönük projelerimiz var. Hem sanatsal
özellikle çocuk yaşta 6-7 yaşından başlamak üzere tiyatro, ses, enstrüman kursları bizim halk evlerimiz var. 4 tane Batman'ın muhtelif illerinde halk evlerinde bu şekilde projelerle daha çok çocuk ve genç yaştaki nüfusumuza ulaşıyoruz. Orada bu ve benzeri bilgisayar yine hakeza İngilizce, yabancı dil eğitimi, halk eğitim merkeziyle birlikte çalışmalarımız yürütülüyor. Tabii bu yeterli mi? Yetmiyor. Çünkü sizin de az önce belirttiğiniz üzere nüfusun %65'in 0-25 yaş grubundan oluştuğu bir yerden bahsediyoruz. Muazzam bir gençlik potansiyeli ve bunlara cevap olmak bu anlamda gerçekten ciddi kalıcı projelerle mümkün. Valilik de devletin diğer kurumları da kendi imkanları ölçüsünde buna benzer çalışmalar yapmakta eğitim amaçlı. Bizim de daha çok bu yönlü sosyal, sosyo-kültürel eğitimlerle okulla destekleyici mahiyette çalışmalarımız var. Ben eğitim konusunda Batman'ın her zamankinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyelin daha da artacağını düşünüyorum. Sadece devlet okullarıyla birlikte özel şu anda 3 kolejimiz var. 2-3 kolejde yatırım yapmak için bekliyor. Batman bu alanda bir sıçramayı yaşayabilecektir. Buna inanıyorum. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine değinen Serhat Temel görüşlerini dile getirdi. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin daha özellikle yaşadığı, hizmet verdiği kente doğrudan demokrasiyi oluşturabilecek. Çünkü insanlara en çok dokunan kurum belediyedir. Yani doğumundan ölümüne diye hani klasik bir şehremini, hemşerilik hukuku vardır. Bütün bu kentin sorunları gelip bizi bulur. Doğalı da budur. Ama şu andaki yetkiyle, şu andaki anayasada belirtilen çerçeveyle biz buna yetmiyoruz. Ben inanıyorum şu anda buradan çıkıp hangi siyasal parti olursa olsun bir belediye başkanıyla konuştuğumuz zaman diyecek ki ya kardeşim bana çok yetki vermişsiniz ama şey yok, geliri yok, bütçesi yok, bu biraz havada kalıyor diyecektir. Gerçekten de böyle. Bu çerçevede baktığınız zaman tabii ki hedeflerimiz var. Tabii ki bu kente çok daha güzel projeler kazandırmak istiyoruz, kazandıracağız da. Ama bunu yaparken en önemli husus bunu halkla birlikte yapmak. Halkın karar süreçlerine dahil edilebilmesi, demokratik bir katılımcılığı esas almak. Yine kadın faktörünü de mesela bizim meclis üyemizden 3 biri kadındır. Çok önemli. Tabii ki her 3 meclis üyesinden biri kadındır. Başkan yardımcılarımızdan bir kişi kadındır. Kadın konusunu da biraz göz önünde bulundurarak bu çerçeveyi oluşturduğumuz zaman projelerle bu kentte yapabileceğimiz ihtiyacı olan birçok konuyu gündeme getirebileceğiz. Birlikte şehrin dinamikleriyle ortaklaşarak yapabileceğiz. Serhat Temel son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları verdi. Bizi izleyen ekranlar başında özellikle Batmanlılar, hemşehrilerimiz, devamında Türkiye'deki diğer bu ülkenin insanları şunu bilsin ki yaşadığımız kent, coğrafya her ne kadar doğu batı olarak ayrılmışsa da bizde bir gönül birliği var, bir geçmişimiz var ve bu geçmişi hiç kimse hiçbir nedenle yok edemez, ortadan kaldıramaz. Bu kadar somut bir gerçekliktir ve hayatidir. Ben bu son dönem yaşadığımız süreçlerden de umutluyum ve umutlu olmak istiyorum. Bunu söylerken ben inanıyorum ki sadece kendi adıma değil, bugün Batman'da yaşayan herkes adına bu cümleyi kullanabiliyorum. Gerçekten umutlu olmak istiyoruz. Bu sorunu çok daha insani yöntemlerle çözebileceğimize inanıyorum. Ve herkes şunu iyi bilsin ve müsterih olsun. Bu sorun er ya da geç çözülecektir. Ben çünkü bu toprakların
yetiştirdiği insanlara güveniyorum. İnsanlara güveniyorum.